Londra'daki en güvenilir emlak ofislerinden bir tanesinin ortaklarından İmam Göztaş her hafta izleyicilerini bu konuda bilgilendirmeye devam ediyor. Bakalım muhabirimiz Gözde İlcan bu hafta İmam Göztaş'a hangi soruları yöneltiyor? Londra yatırım alanlarının gözbebeği gayrimenkul sektörü her geçen gün gelişmeye ve hacim kazanmaya devam ediyor. Emlak danışmanımız İmam Göztaş sektörel detayları sizler için aktarıyor. Değerli izleyenler, Ajans Britanya her hafta olduğu gibi gayrimenkul sektöründeki son gelişmeleri sizlerle paylaşmaya devam ediyor. Emlak danışmanımız İmam Göztaş yanımızda. İmam Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bugün hangi bölgedeyiz, hangi şubedeyiz? İlk önce onunla başlayalım isterseniz, ardından sorularımızla devam edelim. Evet, bugün yine Fire Properties son şubesi olan yani Fire Properties Tottenham şubesindeyiz. Ve burada bütün izleyicimize bugün farklı bir bilgi vereceğiz. Farklı bir noktaya değineceğiz ve insanların daha çok bilinçlenmesini sağlayacağız. Bir danışman kullanmadan, bir agency kullanmadan evlerini kiraya vermek isteyenler nelere dikkat etmeliler? Dikkat etmedikleri maddelerde hangi sorunlarla karşılaşacaklar? Şimdi tabii öncelikle aslında bu temel sorunlarımızdan bir tanesi. Türk toplumun temel sorunlarından bir tanesi. İşte biz hala işte evleri kiraya verirken Türkiye'deki sisteme endeksi evlere kira vermeye çalışıyoruz. İşte akraba geldi, amca geldi, dayı geldi, hala geldi, teyze geldi vesaire. Bütün insanlar evlerimizi kira vermeyi seviyoruz. Bu şey işte benim kendime iyi bakarlar muhabbeti oluyor. Tabii burada hiçbir evrak düzgün yapılmıyor. Hiçbir aslında elemente de çok altı çizilmiyor. Şimdi tabii ev kiralarken aslında ana temellerden bir tanesi işte yapılan kontrat çok önemli, sözleşme çok önemli. Çünkü siz bu sözleşme sizin hukuksal yani. Hukuksal dayanınız hem sizin hem de kiracının bu noktada tabii. Biz böyle şeyler yaparken işte gidip işte bir ufak bir yerden işte 2-3 puanlık bir kontrat alıp ya da internetten indirip onları doldurup imzalayıp hani evi kiralık diye düşünen birçok toplumda insan var. Tabii bunlar aslında çok yanlış unsurlar. Hani burada İngiltere özellikle İngiltere yaşarken bir hukuk ülkesi olarak bu tür şeylerin kiralanırken imzalanan kontratların aslında çok büyük gerekçeleri var. Yani çok büyük dayanakları var. Şimdi biz ne yapıyoruz? İşte kiracının işte ev sahibinin adını yazıyoruz. İşte ev sahibinin adresi bile yazılmıyor. Mesela bir kontratta ev sahibinin adı yazılıyor. Adresi yazılmıyorsa o kontrat geçersiz sayılıyor. Ama bizim toplumdaki insanlar bunları bilmiyor. Veya da bir depozit alıyor. Depozit kayda geçiyor mu? Depozit alın diye yazıyor ama ev sahibi onu alıp cebine koyuyor. Şimdi bu da apayrı bir yanlış. Veya da onun üzerinden kullanılan kontrat aslında up to date değil yani. Güncellenmiş bir kontrat kullanmadıkları için bunlar yarın bir gün herhangi bir hukuksal işlem yapmaya kalktığı zaman hepsi bizim karşımıza taş olarak geri dönebiliyor. Bir hukuk devleti İngiltere'den bahsediyoruz aslında. İngiltere'de bu işlemlere dikkat etmek gerekiyor. Belki de bizim Türk toplumumuz bunları çok önemsemeyebiliyor ama bunun sonucunda önemsemediğinde hangi sorunlarla karşılaşacaklar? Tabii çok büyük ve ağır yaptırımlar karşılaşabiliyorlar. Yani bunların tabii örnekleri de birçok örnekleri de var. İşte şimdi şey bizde aslında şöyle bir şey var. İyiyken her şey çok iyi gidebilir. Ama kötü gidebilecek şeyler de var. Mesela ne oluyor? Başımıza gelen örneklerden bir tane vereyim. Bize başvuran bir örnekten bir tanesi vereyim. İşte bir tanesi ev alıyor ve kuzenin evi kiralıyor. Kuzenin evi kiralarken kontrat bile yapmıyor. Kuzen eve giriyor. İki sene sonra yardımı duruyor diye. Devlet yardımı durduğu için kira ödemiyor. Şimdi ödemedikten sonra 1, 2 ay, 3 ay, 4 ay, 5 ay, 6 ay kira ödemiyor. Şimdi ev sahibi bize geldi. Kontrat var mı? Kontrat yok. İçerideki kiracı kim? Benim kuzenim. Ama şu an birbiriyle kanlı bıçaklı olmuş durumdalar. Ama nedir işte başta kontrat yapmamış veya kontrat yapıldıysa bile kontratta yani verilen yapılan bilgiler doğru yapılmış mı diye bakmak gerekiyor. Şimdi bu durumda ne oluyor? Mesela dedim ki bu kiracıyı mahkemeye götürmek çok zorlaşıyor. Ha, bu mahkemeye gittiği takdirde bile çok büyük olasılıkla kaybetme olasılığı çok fazla bir ev sahibi olarak. Çünkü sen bir ev sahibi olarak kanunen onun kontratını yapman gerekiyor eve giren kiracı. Senin kuzenin ve dayın halan çok ilgilendirmiyor. Hukuk bir ülkesinde. Ama bizimkiler ne yapıyor? İşte Türkiye usulü direkt evlerini kiraya veriyorlar. Ve bunun sonunda çok büyük yatırımlara söz konusu oluyor. Ben şöyle bir örnek var mesela. Akrabası evde olmasına rağmen evdeki işler yapılmadı diye, evde inşaat işleri yapılmadı diye 20 ile 30 bin pound arası ceza yiyen birini biliyorum mesela. Kendi akrabası yapıyor bunu. Müzik
kesinlikle bir emlak firmasıyla anlaştıklarında çok daha kolaylıkla hem kiraya verebilirler konutlarını. Aynı zamanda güvenilir bir adreste ve kafaları çok rahatlıkla kazançlarını sağlayabilirler diyebiliriz İmam Bey, değil mi? Evet, kesinlikle. Yani şimdi özellikle hani garanti kira hizmeti alan müşterimiz olduğu zaman da hani bu tür şeylerden çok daha uzak kalıyorlar. Bütün sorumlulukları üzerine atmış oluyorlar. O omuzlarındaki yükten kurtulmuş oluyorlar bir kere. Bu çok önemli faktörden bir tanesi. Ve benim tavsiyem, yani ne olursa olsun, eğer ki şimdi şöyle düşündüğüm zaman İngiliz toplumu çok okuyan, çok araştıran bir toplum. Bu toplum bile kendi evlerini bu şekilde kiraya veriyorsa biz onlardan çok daha iyi değiliz. Hani demek ki bu adamlar düzgün bir şey yapıyorlar ve düzgün yöntemde işlerini yapıyorlar. Mesela bir şirket olarak yabancı ev sahibi oranımız %50 civarında. Ve minimum, bizim için minimum baş ağrısı o ev sahipleri. Çünkü istekleri belli. Onlar ne kadar isteyebileceklerini bizden biliyorlar. Ve biz onlara karşı sorumluluklarımızı bildiğimiz için sorun ortadan kalkıyor. Ve bizim tavsiyemiz özellikle Türkçe konuşan toplumda evlerini kesinlikle profesyonel bir ajanta aracıyla, kurumsallaşmış, köklü bir ajanta firmasıyla evlerini kira vermeleri hem üzerindeki yükü alacaktır, hem de işlerini düzgün ve hukuksal anlamda bütün hukuk dayanakları olarak kira vereceklerine emin olabilirler. Ne diyelim isterseniz bir de kira garantisi uygulamamızdan da buradaki. Evet, kesinlikle. Yani şimdi kira garantisi tabii bütün hizmetlerden çok daha farklı. Ev sahiplerine özellikle endekslenmiş, özellikle onlara bir dizayn yapılmış bir servis. Ve burada ev sahibinin hiçbir kaybı olmadan evini kiraya verebiliyor. Kiracı derdi olmuyor, kiracının sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Kiracının yardımlarıyla uğraşmak zorunda kalmıyor. Kiracının ödeyip ödememe gibi sorunlarla karşılaşmak zorunda kalmıyor. Ve her ay düzenli olarak kirası hesabını yatıyor. Ve en güzel tarafı da ne biliyor musunuz? Evi verdiğiniz şekilde geri alıyorsunuz. Yani evin kondisyonu da aynı şekilde garanti altında. Kiracı ile problem mi yaşatacağını da hukuksal olarak mahkemeye mi götürmek zorunda, çıkartmak zorunda. Yine burada ev sahibi zarar görmüyor. Onun ajanti kendi, yani bizim gibi Fire Properties gibi ajanti kendisi gidip yapıp orada bütün ücretleri karşılayıp kendi kendine kiracı çıkartıyor. Bunun ev sahibinin haberi olmasına bile gerek kalmıyor. Evet. Minimum sıkıntı diyoruz, minimum stres diyoruz, minimum yük diyoruz. Onun için de bütün herkesi Fire Properties'e bekliyoruz. Güvenilir ve sağlam yatırımlar gerçekleştirmek isteyenlerin her zaman bir danışmana başvurmaları gerektiğini belirten İmam Bey, Londra'nın farklı bölgelerindeki emlak ofisleriyle her alandaki danışmanlıklarına devam ettiklerinin altını çiziyor.